Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf es kitabında 6. föydeyiz. Şimdi burada sinüs kosinüs teoremlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra fonksiyonun periyodundan bahsedeceğiz. Grafiklerden bahsedeceğiz. Şöyle başlayalım. İlk kosinüs teoremiyle ile işimiz. Kosinüs teoremi aslında geometrinin en önemli teoremlerinden bir tanesidir. Ne işe yarar? Ee, üçgenin iki kenarını ve arasındaki açıyı verir bize ve karşı kenarı buldurtturur. Bazen üçgenin diğer kenarlarını verir. Aradaki açının kosinüsünü buldurtturur. Şimdi sorularda göreceğiz zaten onu. Nasıldır? Bakın şurada yazıldığı gibi. Mesela bu kenarı bulmak istiyorum diyelim. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının kosinüsü. Her bir açı için bunu yapabilirim. Şimdi sorularda nasıl uygulayacağız bunu? Tabi burada ispatı var. Şöyle uygulayalım bakın şimdi. Mesela x'i bulmak istiyorum. Diyorum ki x'in karesi 3'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü. x kare eşittir. 64 9 daha 73 yaptı. Şuradan 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kos 61 bölü 2 idi. Şu ikileri götürdüm. 73 eksi 24 yaptı burası. Burası x kare eşit. x kare buradan 49 yaptı. Demek ki x buradan 7'ymiş dedik. Şimdi İstersek bunun cos teoremi kullanmadan da çözeriz. Çünkü 60 derece bildiğimiz bir açı ya arkadaşlar. Şimdi şuradan mesela dik atabilirsiniz. Şöyle bir dik attık diyelim. E 90'ın gördüğü 8 ise burası 30 derece olacak. O zaman 30 derecenin gördüğünün 4 olması lazım şuranın. Şimdi şurada şöyle bir sıkıntım var. E AB'nin tamamı üçgen. Nasıl burası 4 olabilir? Demek ki o zaman biz diki yanlış yere düşürdük diyoruz o zaman. Demek ki dikin dışarıya düşmesi lazımmış. Yani şöyle hemen yapalım. Şunun uzantısına düşmeli demek ki. Şöyle yapacağız. Bakın şuradan bir dik attım. Buranın tamamı 30 derece oldu o zaman. Şimdi diyorum ki 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü 4 olacak. Demek ki şu parçaya 1 kaldı. Buraya da 4 köküç olur 60'ın gördüğü. Bakın burada bir pisagor yaparsınız hemen. Şöyle x kare eşittir 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. x kare eşittir 49. x buradan 7 gelmiş olabilir. İkinci soru. Ne demiş? Kosinüs alfayı bul demiş. Hemen kos teoremi yazalım. 2 kök 17'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Teoremimiz bu. 2 kök 17 ne yapacak karesi? 68 yapacak. 68. 6 kare 8 kare. Bakın üçgenden gelsin aklınıza. 6 8 10 üçgeni aslında onun karesi. Yani 100 yapacak. Eksi. Burası ne yapacak? Bakayım. Eee 12 2 ile 6 çarptım 12, 12 ile 8 çarptım 96 tane kos alfa yaptı. Yüzü sallayalım bu tarafa ne gelecek? Eksi 32 geldi. Burada da eksi 96 kos alfa kaldı. Demek ki kos alfa dediğim buradan 32 bölü 96'dan 1 bölü 3 bolu gelmiş oldu. Bir abici üçgenin kenarları arasında böyle bir ilişki varmış. Şunu bir açalım bakalım. A kare artı 3 bc eşittir. B kare artı c kare artı 2 bc. Bc'yi bu tarafa atsam demek ki A kare eşitmiş. B kare artı c kare eksi 2 bc. Soru bize bu eşitliği verdi. E, bir üçgenin kenarları arasında diyor ya arkadaşlar. Bakın şöyle bir üçgenimiz olsun. Burası A, burası B, burası C. Bu üçgende şöyle A'ya bağlı kosinüs teoremi yazsak. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kos alfa desek kos açısı yani. Bakın bu da kare kareye eşit bu da kare kareye eşit. E burada B kare artı C kare eksi 2 BC kos alfa var. Burada da bu var. Eşitleyelim bunları. B kare artı C kare eksi 2 BC çarpı kosinüs A açısı. Burada da B kare artı C kare eksi 2 BC var. E şimdi B kare ve C kareler gitti. BC'leri sildim. Sonra şurada eksiler var. Onları sildim. Yani burada hatta ikiler de gitti. Ve bakayım hemen. Eksi 2 BC. Şu tarafa attığımızda. Ha şurada eksi BC kalacak. Burayı yanlış yapmışız. Eksi 2 BC değil. Çünkü 3 BC buraya geçince eksi BC olarak geçecek. Eksi BC kalacak sadece. Tamam. Yani burada o zaman sadece eksi BC kaldı. Bakın bu tarafta eksi BC kaldı. Bu tarafta da eksi 2 tane kosinüs A açısı kaldı. Eksiler de gitti. Demek ki kosinüs A açısı 1 bölü 2 imiş. 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı neydi? 60 dereceydi. A açısını soruyor bakın bize de. B A, C açısı cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Geldim buraya. X nedir diye sormuş. İki tane ayrı üçgen var. Bir 8, 7, 5'lik bir üçgen var. Bir de büyük bir üçgen var. Bak X'i görenden hemen kıllan. Oradan çözeceğiz çünkü. Yani B açısı. Şimdi bu açıyı alfa diyeyim. Şimdi şu küçükte kos teoremi yapayım. Nasıl yapayım? 7'nin karesi 49. Eşittir. 5'in karesi 25. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa dedim. Toparlayalım bakalım bir burayı. Burası ne yapacak? 89 bu tarafa atsam. Eksi 40. Burası ne yapacak? 10 eksi 80 tane kos alfa yaptı. Demek ki kosinüs alfa açısı 1 bölü 2 eşitmiş. Şimdi büyük için uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle büyük üçgen için. O da ne olacak? Bu sefer x'i bulacağız artık. x kare 8'in karesi 15'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs alfa açısı. Zaten x kareyi bilmiyoruz. Bak 8, 15, 17 üçgeninden gelir o kareler. Aslında 17'nin karesidir. Yani 289'dur burası. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kos şurada bulmuştuk. 1 bölü 2 idi. 2'ler sadeleşti x kare eşittir 289 eksi 120 x kare eşittir 169 demek ki x'imiz 13 yani b şıkkı geliyor. Beşinci örnek. Asaf kenar uzunlukları 7, 8 ve 15 birim olan eşkenar üçgen biçimindeki 3 üç tahta parçasını tabanları doğrusu olacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi yan yana diziyor. Tamam. Sonra bu ipi sıkıca sarıyor iple şeklin etrafını saran en kısa ip. Tamam bunlar eşkenardı. Şuranın 7 olduğunu biliyorum o zaman. Hatta bu 15 bu 7. Sonra burası 15 burası 7. Burası 8 pardon bu da 8. Açılarına bir bakalım. Burası 60 burası 60. O halde şu araya da 60 kalacak. Sonra burası 60 burası 60. Araya da 60 kalacak. Demek ki benim şu adamı ve şu adamı bulmam lazım. Çünkü zaten aşağısı komple 30. Buradan bir 7'im var. Buradan bir 8'im var. 15. Şu anda toplamda 45 var çevrende. Sen şuradaki x ile y'yi bulursan çevreyi bitirmiş olacaksın. O zaman bir cos teoremi bunda. Bir cos teoremi de bunda. Yapalım hemen şuraya cos teoremimizi. x kare eşittir. 7'nin karesi artı 15'in karesi. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 15 çarpı cos 60. O da 1 bölü 2 zaten. Şu ikileri götüreceğim. x kare buradan 225 15'in karesi. 7'nin karesi 49. Toplayayım bunları. 4, 6, 7. Şöyle 274 geldi. 274 eksi 15 çarpı 7'den 105 yaptı. Yani x kare buradan 169 geldi. Demek ki x'imiz 13'müş. Tamam bu dursun. Bu lazım bana. Şimdi y için yapalım şurada. y kare eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı yine kos atmış. 1 bölü 2 yani gitti. Şurası daha demin yapmıştık zaten bir önceki soruda. Burası ne geliyordu bu işlemi yaparsak? Y kare 169 geliyor. Y'miz de 13 çıkıyor. E tamam bitti soru. Neydi? Çevre uzunluğu bir 45 vardı. Bir de x ile y'nin toplamı yani onlar da 26. O zaman 71 gelecek. En kısa ipin uzunluğu o da A şıkkında var. Sinüs teoremi. Şimdi bu çevrel çember teoremi aslında arkadaşlar. Bunu çevreleyen şöyle bir çemberimiz var bizim. Birazcık elips gibi oldu ama. Bunu şöyle çevreleyen bir çemberimiz var. Şurası da merkezi olsun. Bakın şurası R diyoruz. Bunlar yarıçap. Şöyle. Teorem diyor ki kenar bölü kenarı gören açının sinüsü. Yani A bölü sin A açısı. B bölü sin B açısı ve C bölü sin C açısı. Bunların hepsi neye eşit? Çapa eşit arkadaşlar. Bu oran çapa eşit olacak. 2 R'ye eşit olacak. Alan teoremi. Bu da çok önemlidir. Şöyle üçgende alanı bulmak için kullanılır. Normalde bir üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama diyor ki eğer ben sana açı verirsem ya da bir alan oranı sorarsam şöyle de yapabilirsin. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının sinüsü. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B A çarpı B çarpı sin C yapabilirsin. Ya da 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs B yapabilirsin. Bu şekilde. Şimdi bakalım ne demiş. 60 derece verilmiş. 4 kökü sin alfa. Bak hemen yapıyorum. Kenar bölü kenarı gören açının sinüsü. 4 kök 3 bölü sinüs alfa. 8 bölü sin 60 dedim. Şöyle. Şimdi şu 8 ile 4 kökü Buraya 2 yazayım. Sin 60'ı da biliyorum. 1 bölü 2 değil mi? Tamam gel işler dışlar yapalım. Bak kök 3 bölü 2 eşittir. 2 tane sin alfa oldu. E sin alfayı arıyorduk. 2'yi at aşağıya. Kök 3 bölü 4 olmuş oldu. Bakayım bir dakika. Ha sin 60'ı yanlış yazmışız. Kök 3 bölü 2 olacak o. Kök 3 bölü 2 ile kök çarparsan o zaman 3 bölü 2 olur. 2'yi de buraya gönderirsen cevap 3 bölü 4 Adana olur. İstersen buradan yapabilirsin. İstersen de şöyle de yapabilirsin. Bak 60'ı gördün. Vur dikini aşağıya doğru. 90'ın gördüğü 4 kök 3 o zaman şurası 30 derece ya. 30'un gördüğü 2 kök E 2 kök 3'ün köküç katı 6'dır. E sin alfa soruluyordu sana. Karşı bölü hipodan 6 bölü 8'den 3 bölü 4 diye yazabilirsin. Eğer teorem aklına gelmezse. Bakayım buraya. Burada bir oran vermiş bak bana. DC uzunluğuna demiş 7 kat dersen. DC. AD uzunluğu şurası 2 kat olacak. Tamam. Şimdi X açısı burada. Şey X uzunluğu burada. Açı burada. 4 kök ki burada. Açısı burada. Şu açıya hadi alfa diyelim. Büyük üçgende sinüs yazalım. Nasıl yazacaksın? X bölü sin 45 eşittir. 4 kök 2 bölü sinüs alfa. E sin alfayı nereden bulacaksın? İşte bu oranı bilerek verdi sana. Bu orandan bulacaksın sinüs alfayı. Bak burada sinüs alfa belli. Karşı bölü hipodan 2 bölü 7. Tamam. X bölü kök 2 bölü 2. 4 kök 2 bölü 2 bölü 7. İşler dışlar. 2x bölü 7. Bu da ne yapacak? 4 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 yapacak. Değil mi? Kök 2 ile kök 2'yi çarptın. 2 aşağıdaki 2 ile gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdin. 2 x buradan 14 b şıkkı gelmiş olacak. 8. soru. Tamam bakalım tanjant alfa sorulmuş bize. 90 eksi 2 alfa var. Acaba şu açı ne? Çünkü onu görüyor ya. <laughs> bu açı hakkında da hemen bir yorumumuz olsun. Şimdi 90 eksi -2, 2 alfa. Artı alfa 90 eksi alfa mı yaptı? Demek ki o zaman burası 90 artı alfa yapacak. Çünkü toplamı 180 derece yapmalı ya arkadaşlar. Hepsini toplarsak 180 derece yapmalı. Şimdi yazalım. Bak kenar 6 bölü sin alfa eşittir 10 bölü sinüs 90 artı alfa. Şöyle sadeleştireyim burası 3 burası 5 olsun. Sin 90 artı alfa ne demek? 90 artı alfa ikinci bölge demek. E, i̇kinci bölgede sinüs pozitif ama isim değişikliği var. Kosinüs alfa işler dışlar yaptım. 3 kosinüs alfa 5 tane sinüs alfa eşitmiş. Soru benden tanı istiyor. Tan ne demekti? Sin bölü kos. Demek ki her tarafı git kosa böl ki şurada tanı yakala diyor. Bak koslar gidiyor. 3 eşittir 5 tane tan alfa geliyor. Demek ki tan alfa da buradan 3 bölü 5 yani Edirne gelmiş oluyor. Şimdi periyot. Periyot ne demek fonksiyonlarda? Periyot şu demek arkadaşlar. Bakın fx artı t eşitliği fx'e eşit oluyorsa bu fonksiyonun periyoduna biz t diyoruz. Mesela fonksiyonlarda fx artı 3 eşittir. fx tarzı bir şey gördüğümüzde bu şu demek. f1, f4 demek. f2, f5 demek. Değil mi? f3, f6 demek. Mesela f4'ü mü yazacaksın? E zaten burada yazdın. Demek ki o zaman f5'i mi yazacağım? Bir daha yazmıştın. f6'yı da yazmıştın. Demek ki bu f7. O zaman bu f8. Bu f9. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu fonksiyon her 3'te 1 kendini tekrar edecek demek. Bu fonksiyonlardaki periyot demek. Kendini tekrar ne sıklıkta tekrar ediyor. Peki bu olay trigonometride nasıl oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Trigonometride bakacağın iki yer var. Bir fonksiyonların derecelerine bakıyorsun. Yani kosinüs ve sinüs fonksiyonları ise eğer bunlar. Derecelerine bakıyorsun. Daha sonra da x'in katsayılarına bakıyorsun. Başka gerisi seni hiç ilgilendirmiyor. Yani şu a da şu c de hiç ilgilendirmiyor. Derece tekse 2 pi bölü x'in katsayısı. Derece çiftse pi bölü x'in katsayısı. Periyot pozitif bir şeydir ya bu yüzden mutlak değer konulmuş. Tamam. Yani bak bu tek, bu iki, bu çift, bu bir mesela. Hani tersinden gelsin aklına. Cos 4x derecesi ne? Tek. Demek ki o zaman tekse 2 pi bölü x'in katsayısından yani pi bölü 2. Derece ne? Çift. O zaman pi bölü 3. Derece ne tek? 2 pi bölü x'in katsayısı yani pi. Derece ne çift? 2 pi pardon derece çift olduğu için pi bölü mutlak eksi 2 yani pi bölü 2 şöyle. Derece ne tek mi? O zaman 2 pi bölü bak dikkat et x'in katsayısı 2 bölü 3 yani buradan ne olacak o zaman cevabımız 3 pi gelecek periyodu yani bu fonksiyon e'deki fonksiyon her 3 pi'de bir kendini tekrar ediyor demek. Şimdi tanjant ve kotanjantta olay nasıl? Tanjant ve kotanjantta dereceye bile bakmıyoruz. Direkt pi bölü x'in katsayısı yapıyoruz. Bunların grafiklerini göreceğiz zaten birazdan. Şöyle grafikleri var. Mesela grafiği şöyle geliyor tanjant. Şuradan şöyle geliyor. Yani her bir pi kadar kendini tekrar ediyor bu fonksiyon. O yüzden derece ve derecelerine hiçbir şekilde bakmayacağız. Aynı şekilde kotanjantında. Bak hiç bakmıyorum. Direkt pi bölü 2 diyorum pi bölü 3 diyorum. Pi bölü mutlak eksi 4, 4 demek. Pi bölü 1 bölü 3'ten bak 3 pi. Derecesi çiftmiş, tekmiş onla ilgilenmiyorum. Tanjant ve kotanjant da ama unutma. Şimdi bu periyot olayı ne işimize yarıyor bizim? Bu periyot aslında <laughs> grafikleri çizmede işimize yarıyor arkadaşlar. Önce periyodunu buluruz fonksiyonların. Periyodunu bulduktan sonra bir tablo yaparız. Belirlenen aralıklarda bir tablo yaparız şöyle. O tablodan da grafiğimizi çizeriz. Mesela burada kosinüs x'in grafiği bak. Gel bir bakalım. Mesela bak periyodu ne kosinüs x'in? Derecesi tek. 2 pi bölü 1'den 2 pi. 0 ile 2 pi aralığı belirlenmiş. 0, 90, 180, 300, 270, 360. X'e 0 verdiğinde kosinüs 0, 1. X'e 90 verdiğinde kos 90, 0. 180 versen eksi 1. 270 versen 0. 360 versen 1. Şimdi başladı. 0 verdiğinde 1 oldu. 90 verdiğinde 0 oldu, 180 de eksi 1, 270 de 0, 2 pi de de 1 oldu. Bak, çukur bir grafik yaptı. Şimdi bir daha aynı şeyi yaparsan yine bir çukur olacak. Bu böyle devam edecek kendini. Bir daha şöyle olacak, bir daha çukur. Her 2 pi de bir. Grafik sürekli kendini tekrar edecek. Bak sin grafiği mesela aynı şekilde. Burada bunları biliyoruz, bunları yapmıştık. Kosinüs neydi? Kosinüs yutan fonksiyondu. Çünkü kosinüs dediğin adam çiftti. Diğerlerin her biri sinüs, tanjant ve kotanjant. Bunlar ise tekti. Kusuyorlardı eksilerini. Bakın hepsinin önünde eksi var. Bunlarsa eksilerini hep önüne atacak. 11. Şimdi bu bir test sorusu aslında ya. Test mantığıyla gideceğiz arkadaşlar. Nasıl ilerleyeceğiz test mantığında? Şimdi bak şu nokta ne mesela bu noktanın koordinatları? 0'a 7. Yani ben x'e 0 verdiğimde sonuç 7 çıkmadı. Şimdi bakıyorum. Adana'ya. Sin 0, 0, 7 eklersem 7 olur. Cos 01 5 artı 2'den 7 olur. Cos 01 4 çarpı 1. 4 4 artı 3'den 7 olur. Sin 00 0, 7 daha 7. Tamam. Bu eleyici bir nokta olmadı. Şuna bakayım. Bu ne? Bu da pi bölü 2'ye 2. Yani 90 yazınca 2 çıkacakmış. Sin 91 7 ile eklersem 8 yapar gitti. Cos 90 0 0 artı 2'den 2 olabilir kalsın. Cos 90 0 0 artı 3'ten 3 oldu. Bana 2 lazımdı. X yerine yazıyorsun bak unutma. 3x yerine değil. X yerine 90 yazdın. Sin 270. 270 eksi 1. Eksi 1 artı 7'den 6 yaptı. Bu da gitti. Bak cevabın bolu geldi. Eğer bu da tutmasaydı gidip bu noktayı deneyecektim. Pi'ye eksi 3 oluyormuş diyecektim. Bunu vermiş bana. Grafiğini istiyor. Gelin bunun grafiğini biz çizelim. Önce ne yapıyorsun? Önce bunun bir periyodunu bulman lazım. Şöyle periyodunu bir bulalım. Periyodu ne? Baktım derecesine tek. O zaman 2 pi bölü x'in katsayısı yani 1. Yani periyodu 2 pi. Her 2 pi aralığında tekrar etmesi gerekir grafiğin. Ona bakacağım. Şimdi bir tablo yapmam lazım şöyle. Bakın bu tablo kısmı önemli. Şimdi 2 pi'yi arkadaşlar bakın hep tabloda şu açıya dikkat edin tamam mı? Bu açı ne? X mi? 2X mi? 3X mi? Bunları kontrol edin. Mesela X ya. X o zaman 0, 90, 180, 270, 360. 2X mi mesela? 360'ı hep 2'ye bölün. 180 ya. Yani şöyle mesela sin 2X olsaydı açılarım şöyle olacaktı tablom bak. 0 olacaktı. 45 olacak. Bak 90'a tamamlayan. Yani diyorum ki şu açıyı 0 yapan kim? Bu açıyı 90 yapan kim? Bu açıyı 180 yapan kim? Bu açı 270 yapan kim? Bu açı 360 yapan kim? Bunları yazacaktım tabloma. İşte 0, 45, ondan sonra 90, 135 ve 180 diyecektim. E 3x olsaydı aynı şekilde mesela 0, e, 30, ondan sonra 60, sonra 120, en sonda pardon en sonda 120 yazacaktım gibi. Bak bunda mesela basit çünkü açımız direkt x. 0, 90, 180 270 son olarak 360. Şimdi 0. Gel bakalım 0 verelim şimdi. 0 versen ne olacak? Açına sin 0 0. 4 çarpı 0 0. Eksi 1 gelecek. 90 ver. Sin 91. 4 eksi 1'den 3 gelecek. 180 ver. 0 eksi 1 gelecek. 270 ver. Eksi 1 eksi 5 gelecek. 360 versen 0 eksi 1 gelecek. Tamam grafiği çok belli oldu. 0 verince eksi 1 çıkacak. Adana gitti. Bakayım bu olaya. 0 verince eksi 1 çıkacak. Gitti. Bak 0 verince eksi 1 çıkmış. Dursun. 0 verince ne olmuş? 0 olmuş. Gitti. 0 verince eksi 5 olmuş. Gitti. Bak daha ilk maddeden düşürdük zaten grafiği. Gördünüz mü? 0'da eksi 1. 90'da 3 oldu. Bak burada var tablonda. 180'de eksi 1 oldu. 270'de eksi 5 oldu. 360'da da bir eksi 1 olmuş oldu. Bu föyün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.